merhabalar bugün prusa slicer'ın 261 sürümünü incelemeye başlıyoruz. Şimdi videomuza geçelim. 3 boyutlu yazıcı kullanan herkesin yolu kesinlikle bir dilimleyici programla kesişmiştir. Günümüzde birçok alternatifi bulunan bu dilimleyici programlar artık çok daha maharetli hale geldiler. Bu sebeple de bu programlar artık daha fazla özelliğe sahip ve haliyle biraz daha karmaşık hale geldiler. Ben de yıllardır 3 boyutlu yazıcı kullanıyorum ve birçok dilimleme programı kullandım. Bunların arasından en çok beğendiğim ve en yetenekli olduğunu düşündüğüm Prusa Slicer'dı. Bu sebeple artık böyle bir seri başlatıyorum. Bu seri içerisinde Prusa Slicer'ın en çok kullanılan özelliklerini ve detaylı bir şekilde nasıl kullanıldığını sizlere aktarmaya çalışacağım. Ben Prusa Slicer'ı uzun bir süredir kullanıyorum. Şu anda sürüm yükseltme yüklemesi yapacağım. Yaklaşık 2-3 hafta kadar önce de 2.6.1 versiyonu yayınlandı. Sürüm yükseltmesi yaparken de sanki yeniden bilgisayarıma kuruyormuşum gibi oluyor. Şimdi bu adımlardan başlayalım. İlk önce böyle bir pencere geliyor. Buradan ileri diyoruz ve daha sonra kullanıcıları seçmemiz için bir ekran geliyor. Buradan da ileri diyoruz. Bu kısımda programın yükleneceği klasörü değiştirebiliriz. Ben burada default olarak bırakıyorum ve devam ediyorum. Burada ben kendi tasarladığım yazıcıyı kullandığım için herhangi bir yazıcı seçmiyorum. Burada kendi kullandığınız yazıcının seçimini yapabilirsiniz. Boşuna hafızada yer kaplamasın diye herhangi bir seçim yapmıyorum. Bu ekranda ise masa üstüne ve başlat menüsüne programın ikonunu yerleştirip yerleştirilmeyeceğini soruyor. Burayı da işaretleyip devam ediyoruz. Kurulum başladı. Burası yaklaşık bilgisayarınızın hızına göre birkaç dakika sürebiliyor. Artık kurulum tamamlandı. Buradan finish deyip bu pencereyi kapatıyorum. Programı ilk açtığımızda bizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Bugün bu videoda sadece şu ana sayfayı bir inceleyelim. Burada neler var neler yapabiliyoruz bu kısma bakalım. İlerleyen videolarımızda da artık detaylı ayarlarına geçelim. Şuraların aktif olabilmesi için buradaki seçeneklerin aktif olması için bir tane model yüklemem gerekiyor. Sağ tuşa tıklayıp şekil ekle deyip, bir tane kutu ekliyorum. Tablayı mouse'un sol tuşuyla tutup bu şekilde döndürebiliyorum. Ya da klavyemdeki kısa yollarda bir tuşuna basarsam üstten görünüm, iki tuşuna basarsam alttan görünüm, üç tuşuna basarsam önden görünüm, dört tuşuna basarsam arkadan görünüm. 5 tuşuna basarsam soldan, 6 tuşuna basarsam da sağdan görünüm şeklinde gösteriyor. Sıfıra bastığımda da izometrik görünüme geçecektir. Seçeneklerin aktif olması için modelimizin seçilmiş olması gerekiyor. Modelimizin üstüne geldiğimde bakın rengi değişiyor ve tıkladığım anda artık modelimizi seçmiş oluyoruz. Bu model üzerinde yapmak istediğimiz değişiklikleri artık yapabileceğiz. Şu sol taraftaki menüden başlayalım. Şu en üstteki buton taşıma butonu. Aynı zamanda kısa yolu M. Kısa yolu tıkladığımızda da aynı işlevi yapacak buraya tıkladığımızda da aynı işlevi yapacak bakın x y ve z ekseninde bize üç tane yön tuşu çıkarttı hangisinin üstüne gelirsem diğer ok tuşları kapanacak ve üstüne geldiğim tuş aktif olacak şu anda pozisyonunu bana gösteriyor ve hangi eksende kaydırma yapacağımı da hemen altında gösteriyor mouse'un sol tuşuyla tıklayıp hareket ettirdiğimde artık ne kadar hareket ettirdiğimi ve hangi eksende hareket ettirdiğimi bana gösteriyor Aksi yönde hareket ettiremiyorum. Sadece seçtiğim yönde hareket ettiriyorum. Y ekseninde kaydırmak için şuradaki yeşil ok kısmına geleceğim. Tıklayıp Y ekseninde modelimi istediğim yere kaydırabiliyorum. Z ekseninde kaydırmak için de şu mavi olanını kullanacağım. Bunu yukarıya kaldırıp bıraktığımda tekrar tabloya yapışacaktır. Bakın aşağıya doğru çektiğimde durum farklı olacaktır. Modelimizi buradan artık keserek tablanın üstünde kalan kısmından dilimlemeye başlayacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa baskıya başladığımızda modelimiz şu şekilde yarım başlayabilir. Alttaki tuş ölçeklendirme. Aynı zamanda kısa yol tuşu S. S'ye basıyorum ve ölçeklendirme aracı çıkartıyor. Şimdi köşelerden tutup ölçeklendirme de yapabilirim veya eksenel olarak ölçeklendirme de yapabilirim. Örneğin kırmızıdan tutuyorum x ekseninde biraz daraltıyorum. Şuradaki yeşilden tutuyorum y ekseninde birazcık sündürüyorum. Şuradan da tutup z ekseninde yükseltiyorum. Modelimizin artık görüntüsü bu şekilde oldu. Ölçeklendirme butonu da bu şekilde çalışıyor. Şuradaki buton çevirme butonu modelimizi çevirmeye yarıyor. Kısa yol tuşu R. R'ye basıyorum. Bakın bununla da yine eksen etrafında çevireceğim bir araç çıktı. Şunu tuttuğum zaman x ekseninde modelimi çeviriyorum. Bakın çevirdim. Altta kalan kısmı tablanın üstüne taşıdı. O şekilde yapıştırdı. Şuradan yeşilden tutarsam Y ekseninde çeviriyorum. Mavide tutarsam Z ekseni etrafında bunu çevirebiliyorum. R tuşuna bastım ve kapattım. Şu buton yüzeye yerleştir butonudur ve çok sıklıkla kullandığımız bir butondur. Modeli yüklediğimiz zaman baskının tabloya yerleştiği yüzeyi seçmemizi sağlar. Bunun kısa yolu F'dir. F'ye bastığım zaman bakın modelin yüzünden seçebileceğim alanları gösteriyor. Şimdi ben gelip şu alana tıklarsam artık bunu tabloya yapıştırdı. O yüzeyden baskımı yapacak. Tekrar modelimi seçtim. F'ye bastım. Şu yüzeye tıklarsam artık orayı tabloya yapıştıracak. Şuradan seçim yapmak için bana gösterdiği alanlara tıkladığım yeri tabloya yapıştırıyor. Baskımız bu şekilde yapılıp gidecek artık. Kesme butonu kısa yolu C. C'ye basıyorum. Bir menüsü daha açılıyor. Şuradan kesimin z ekseni yüksekliğini ayarlıyoruz. Bakın şu anda 5.62 görünüyor. Ben burayı seçip 2 yazarsam altta 2 milimetre kalınlığında kesecek. Ayarlarımızı yaptıktan sonra kesim işlemini uygula dediğim anda 2 milimetrelik kısmı kesti ve üstte kalan kısmı da yana yerleştirdi. Şimdi şu sağ tarafa geçelim. Artık iki tane objemiz oluştu. Biz bundan eğer ikisini de kullanacaksak bu şekilde basabiliriz fakat ikisini de kullanmayıp sadece şu küçük kısmı kullanacaksak işaretleyip buradakini sağ tıklayıp sil diyebilirim. Aynı zamanda delete tuşu da bu işlevi gerçekleştirecektir. Şu alttaki kısım destek boyama kısmı. Bunun kısa yolu da L. Şöyle yapalım. Modelimizi bir tekrar açılı hale getirelim. Şuradan çevirmeye tıkladım. Y ekseninde modeli açılı bir hale getirdim. Şunu kapattım. Modelim artık şu şekilde duruyor. Bunu bu şekilde basmak istersen ben bazı modelleri bu şekilde basmamız gerekebiliyor. Ve şu kısımlarında korunması gereken noktaların olduğunu düşünelim ya da bir delik olduğunu düşünelim. Burada destek boyama ile nerelerin desteklenip nerelerin desteklenmeyeceğini seçebiliyoruz. Şimdi buna tıkladım. Bakın burada otomatik boyama sekmesi var. Buna tıklarsam eğer modelin desteklenmesi gereken kısımlarını otomatik olarak seçiyor. Şu anda mavi olarak seçtiği yerlere destek uygulayacak. Ben bunu sıfırlıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mouse'u ileriye doğru tekerleğini iteklersem model bana doğru yaklaşıyor. Geriye doğru çekersem model benden uzaklaşıyor. Başta da söylediğim gibi sol tuşla tablayı istediğim gibi döndürebiliyorum. Bakın şu açıya getirdim. Mouse'un tekerleğini çevirdim. Modelim bakın dışarıya doğru gitti. Bunu taşımak için ise model haricinde bir yerden sağ tıklayıp çektiğim zaman modeli istediğim yere taşıyabiliyorum. Fırçamızın boyutunu ayarlıyoruz. Küre şeklinde dediğinde bakın bir tane nokta bırakayım buraya. Şöyle bakalım. Bir tane yuvarlak bırakıyor. Daha Daire dediğim zaman daha keskin bir şekilde aslında bırakıyor. Üçgenler dediğim zaman ise modelin yüzeyindeki meş bölgeleri seçmemi sağlıyor. Bakın, şimdi şu üçgeni seçtiğimde artık onu destekle kaplayacak. Şu üçgeni de seçeyim, bunu da bu şekilde kaplayacak. Şunu da seçtim, bıraktım. Genelde burada kullandığımız kısım küre ya da daire olur. Şuradan da fırçanın boyutunu ayarlıyoruz. Bakın şimdi 0.89'a ayarladım. Daha ince bir çizgi çekecek. Bunu eğer 4'e yaklaştırırsam daha kalın bir çizgi çekecek. Bu arada bu boyama işlemlerini mouse'un sol tuşuyla yapıyorum. Bakın şu anda boyadığım her yer artık destekle kaplanacak. Burada destek yapılmasını istemediğim herhangi bir yer olursa ve ben yanlışlıkla mesela şurayı boyadım. Buraları da boyamış oldum. Buna tekrar uğraşmak istemiyorum ama burayı da iptal etmek istiyorum. Bu sefer mouse'un sağ sağ tuşuyla tıklayacağım. Sağ tuşla boyadığım zaman kırmızı renkte boyayacak ve artık buraya destek uygulamayacak. Mouse'un sol tuşuyla boyadığım şu mavi yerlere destek uygulayacak. Sağ tuşla boyadığım kırmızı yerlere ise destek uygulamayacak. Bu şekilde bu aracı kullanıyoruz. Buradan kapattım. Dikiş boyama kısmı var. Bizim modellerimiz basılırken bir dikiş izi oluşuyor. Üç boyutlu yazıcılarla uğraşanlar bunu genelde bilirler. Bu dikişi biz kendimizde bir noktaya atabiliyoruz. Örneğin burada modelimizin şurasını seçelim. Artık dikiş eğer oluşacak olacaksa bu bölümde oluşacak. Bu araç da bu işe yarıyor. Şurada hemen altında bir cetvel işareti var. Bu da ölçüm aracı. Tıklayıp herhangi bir köşeden veya kenardan bakın kenara geldiğim zaman bir çizgi atıyor. Şöyle yaklaştırayım. Kenara geldiğim zaman bir çizgi atıyor, köşesine geldiğim zaman da bir daire atıyor. Kenara tuttum, işaretledim orayı, modelden uzaklaştım. Şuraya geldim, şu kenarda tuttum. Bakın buradan şu kenarla şu kenarın arası 45.724 milimetreymiş. Bu da bu şekilde kullanılıyor. Ölçeklendirmek için düzenle dediğim zaman ise buraya mesela tam bir ölçü vermek istiyorum, 40 milimetre ölçeklendir dediğimde artık seçmiş olduğum kenarı 40 milimetreye ölçü Tekrar yeniden ölçüm yapmak istiyorsam seçimi yeniden başlat diyeceğim ve ölçüm yapmak istediğim noktaları seçeceğim. Burada da şurayı ölçelim bakalım. 47 nokta 137 mm diyor. Şuradan tekrar yeniden ölçümlendir diyorum. Burayı da 45 mm'ye ayarla dedim. Ölçeklendir dedim. Artık modelimin bu kısmı da 45 oldu. Bu videoyu burada noktalayalım. Çok fazla uzayacak yoksa aslında videoya başlarken üst taraftaki araçları da anlatıp bu videoyu öyle bitirmeyi düşünüyordum. Fakat şu anda video süresi 10 dakikayı aşmış durumda. O yüzden çok fazla uzatmadan kalan kısmı da bir sonraki videoda anlatıyor olacağım. Bu arada bu kanalda sizler için gerçekten faydalı olacak bilgiler üretiyorum. Eğer ki içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.